Pazarlar ben Sağlık Yönetimi Uzmanı Songül Alcı. Pazar Sohbeti programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Doktor Aslı Elif Tanuğur Samancı bize propolis hakkında bilgiler verecek. Arı ürünlerini ve propolisin kullanımını konuşacağız birlikte. Programımızın sonunda da bütün hafta bize sorduğunuz sorulardan çıkarttığımız estetik konusu hakkında özellikle estetik ameliyatlar konusunda sohbetimiz var. Sorularınızı cevaplandıracağım. Pazar Sohbeti başlıyor. Aslanım merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Bugün yine harika bir program yapacağımızı düşünüyorum. Ben de. Evet, çok çok önemli bir konumuz var. Bahsedeceğiz tek tek arı ürünlerinden. Ama size ilk sorum, arı ürünleriyle nasıl tanıştınız? Ben biliyorum o meşhur hikayeyi ve hikayenizi bir anlatır mısınız? Tabii ki. Ben gıda yüksek mühendisiyim. Uzun yıllar arıcılık ve arı ürünleriyle ilgili çalıştım. İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisi bölümünden mezun olduktan sonra yine yüksek lisansımı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde balda hile ve orijin tespiti üzerine yaptım. Hmm. Yine tekrar doktora çalışmamı da Düzce Üniversitesi'nde arı zehiri, propolis, arı süt içerikli cilt bakım formülasyonlarının geliştirilmesi üzerine yaptım. Ve aynı zamanda da yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nden işletme masterı sahibiyim. Yaklaşık 20 yıl aşkın bir süredir sadece arı ürünleri çalışıyorum uzmanlığım bu ve aynı zamanda da hem işin akademik hem sektörel tarafında da çok sayıda araştırma ve projenin içerisinde de halen yer alıyorum e, nasıl tanıştım derken aslında e, zaten sektörün içindeyken tanıştım ama ülkemizde benim tanıştığım yıllarda ülkemizde ağırlıklı olarak bal üretimi yapılıyordu Propolis arı sütü polen arı ekmeği gibi katma değerli arı ürünlerin üretimi Yok denecek kadar azdı. O dönemde kendi evladımda yaşadığım ciddi bir sağlık problemi beni propolisle buluşturdu. Ee, sık sık ateşlenen e, ve ateş hiçbir şekilde e, düşmeyen ve altta yatan nedeni de bilinmeyen bir durumla karşı karşıyaydık oğlumda. 11 aylıktan 5 yaşına kadar bu ateşlenme problemi sürdü. Yoğun antibiyotik verdik. Annem de çocuk doktoru bu arada. Ve e, tablo düzelmedi. Ve 5 yaşına geldiğinde... Henoşönlen vaskülit adı verilen bir çeşit iç kanama yani kan damar dışına sızıyor. Bu hastalıkla baş başa kaldık. Ee, bir otoyumun hastalık. Ee, çocukları sık hastalanan anneler hani bu tarz şeylere aşinadır. Tabii çok korkutucu bir tablo. Ee, tedavisi yok ve de üstelik ilaçlar tabloyu ağırlaştırabiliyor. Yani daha kötü hale getirebiliyor. Bir de. Evet yani antibiyotik artık veremiyoruz. Evet. Doktor antibiyotiği falan tamamen kesti sadece ağrı kesici verebiliriz dedi çocuğunuzu eve kapatın insanlarla temasını kesin sadece dedi bağışıklığını güçlendirmemiz gerekiyor bağışıklığını güçlendirmek için de ben o zaman hani piyasada bilinen her şeyi denedim ama hiçbiri çalışmadı hiçbir işe yaramadı açıkçası e, doktor da bana dedi ki niye dedi propolis arı sütü vermiyorsun? Doktorun o sorusu işte beni propolisle buluşturdu. Evet propolisi biliyordum. Hani sektörün içinde olduğum için eğitimim nedeniyle. Ama ülkemizde üretilmiyordu. Ve e, üretildiğinde de ham maddesi bakın böyle ham hali. Yani bal mumuyla karışık e, arıların ağaçlardan topladığı reçinemsi bir madde. Ve bu haliyle vücut sindiremiyor. Mutlaka özütlenerek sıvı forma getirilmesi gerekiyor. Yani ekstrakt haline. O haliyle de vücudumuz içerisindeki antioksidan maddelerden yararlanabiliyor. Ben propolis işte ilk olarak böyle e, arıcılardan sağ olsun rica ettim. Bir arıcımız bize gönderdi. Eşim de bu arada arıcılık uzmanı o da ziraat yüksek mühendisi. Ama tabii bizim o zaman kovanlarımız yok. Hani ben işin laboratuvar ayağındayım. Eşim de projeler tarafında çalışıyor. İşin bilimi olarak aslında sistem hazırmış. Evet, bilim mi? hazır ama ürün yoktu. Ama bir anne olarak hani birçok şeyi kullanıyorsunuz ama ya da bilim insanı olarak birçok şeyin kullanılacağını biliyorsunuz ama insanın çocuğuna kullanması, onu deneme gibi yapması ne kadar e, yani ya aslında deneme demeyelim de ben, ben keşfetmiş değilim propolis zaten 20 milyon yıldır dünyada olan bir gıda. Ama Türkiye'de üretilmiyor, yani kullanımlı üretim yok, diye. evet. Yani arıcılar bile yok. şöyle tüketicinin kullanacağı formda yoktu. Hmm. Yani şu şekilde özüt formunda yoktu, yerli ürünümüz yoktu. Çin'den sahte olarak toz propolis geliyor, onu birçok ürün formülasyonuna kullanıyorlar piyasada. Ama e, yerli üretim, Anadolu propolisimiz yoktu. İşte bir arıcımızdan rica ettim, sağ olsun üretip gönderdi. Tabii ki arıcılar biliyor, birçok arıcı yani bunun değerinin farkında değildi o zaman mesela kazıyıp kovandan atıyorlar. Halbuki arılar bunu her açıklığı, her deliği propolisle kapatır. Her petek gözün için önce propolisle kaplar sonra polenini, arı sütünü, yavrusunu o deliğe bırakır. Neden? Çünkü böylece yani o petek gözüne e, önce propolisle kaplar. Neden? Orayı steril eder. Propolis en güçlü doğal antibiyotiktir. Aynı zamanda antiviral, antiparaziter ve antifungal özelliği de var. Bu güçlü özelliklerinden dolayı kovanı steril eder. Hmm. Yabancı bir hayvan kovanda girdi ve öldü diyelim ki. Onun üstünü propolisle kaplar etrafa mikrop yaymasın diye. diye. Kovanın giriş deliğini propolis sürer. Ona basıp arılar içeriye girer. Tıpkı ameliyathaneye giren doktorlar gibi steril yaparlar evet. kendilerini. Propolis böyle güçlü bir doğal antibiyotik. Ee, tabii ki bu haliyle sindirilemediği için özütlenmesi gerekiyor. Ben de o zaman işte kendi çocuğum için özütledim. Bu o, damla formuna getirdim ve vermeye başladım. Arı sütünü de arı sütü de anne sütü gibi düşünün. Arıların yavrularını beslemek için vücudundan salgıladığı bir süt. Çok güçlü bir e, bağışıklık desteği ve aynı zamanda da çok güçlü bir e, nasıl diyeyim Böyle zindelik ve hayat iksiri gibi. Hmm. Ne, neden bunu söyledin diyeceksiniz. Çünkü sıradan bir arıyı krenç arıya dönüştüren madde arı sütü. İçerisinde öyle özel maddeler var ki öyle özel organik asitler, amino asitler ve proteinler var ki bunlar başka hiçbir gıdada yok. Dolayısıyla arı sütünü azıcık bile tüketseniz, günde 1 gram, 2 gram bile tüketseniz gerçekten vücudunuz için inanılmaz yarayışlı oluyor ve o zindeliği ve o, o arılardan gelen gücü vücudunuzda hissediyorsunuz. Yani o zindelik ve performans artışını hissediyorsunuz. Dolayısıyla ben de oğluma hem arı sütünü bala, yani kovandan taze sağılmış ısıl işlemden geçmemiş bala karıştırarak vermeye başladım. Hem de propolis'i de damla formuna getirip bunu da mesela bu elimdeki suda çözünebilir damla formu suya, süte, meyve suyuna damlatabiliyoruz bu formülünü. Bunu da bu şekilde verebiliyorsunuz. Ben daha güçlüsünü %30'luk formülü verdim. Onu da yoğurda karıştırarak verdim. O Oğlunuza başladınız. Arı sütünü hambağa evet. karıştırarak verdiniz ve propolis'i vermeye başladınız. Evet. Kaç yaşındaydı o zaman? 5 yaşındaydı. Bağışıklık Hı. sistemi aslında çok düşük ya da çökmüş bir çocuk. Kanamalar, Çökmüştü. Cilt altı Çökmüştü. kanamaları yani olan. yani vücut kendi kendine kanam, kanıyor. Kendi At kendine kanıyor artık. Olan. Sık sık ateşleniyor. Karın ağrısı affedersiniz istifra ediyor gaytasında ve idrarında bile biz kan görüyoruz. Gerçekten çok korkunç bir tablo. Çözüm bulamıyorsunuz. Yani çözümsüz tedavisi olmayan bir hastalık ve biz bunlara başladık başladığımızda yani başlangıçta doktor immunoglobinin G seviyesini yani bağışıklık hücrelerinin sayısını ölçtü. Bağışıklık hücrelerinin sayısı yaşıtlarının ortalamasının yarısı kadar. Yani 5 yaşındaki hmm. erkek yaşıtlarının, erkek çocuklarının Türkiye'deki e, bağışıklık hücrelerinin sayısı 800 benim oğlumunki 400. Dolayısıyla Hastalıkları ne kadar açık? Çok açık. Dedi ki bu bu değeri dedi. Biz 800'e çıkardığımız zaman bu çocuk düzelecek. Normalleşecek. Ve onun yani çocuğa ilaç vererek çıkarabileceğiniz bir değer değil. Bağışıklığın güçlenmesi, metabolizmanın bir dengeye gelmesi demek. Yani o da beslenme ve yaşam tarzıyla çok alakalı. Propolis arı sütüyle de daha çok alakalı. Bilimsel çalışmalar var. Propolis'in doğrudan bağışıklık hücrelerinin yani vücuttaki antikorların seviyesini arttırdığına dair. Keza aynı şekilde arı sütü de vücutta antikor seviyesini arttırıyor. Yani ikisi de bağışıklığı güçlendirici olarak bilimsel çalışmalarda gösterilmiş. Her şey kullandınız. Hekimlerin önerdiği birçok şeyi kullandınız Her şeyi ama denedim. hiçbir şey olmadı ve propolis'e başladınız. Evet, yani... Peki ne kadar sürdü bu tedavi süreci ve oldu şimdi az. iyi mi? Evet çok şükür şimdi 16 yaşında bir delikanlı oldu. Hani çok şükür biz ondan sonra hiç antibiyotik kullanmaya da gerek duymadık o günden sonra. Ve e, o zamandan beri tanıştığımızdan beri ben oğluma tabii ki propolis, arı sütü, polen her daim veriyorum, vermeye devam ediyorum. Hatta ikinci çocuğum doğduktan sonra da ona da ilk ateşlendiğinde propolisle başlamıştım. O gün bugündür devam ediyorum. İkincisi çok daha az hastalandı. Yani Hani diğeri ayda 2-3 hmm. kere ateşleniyorsa bu çocuğum ikinci çocuğum e, yılda bir kere falan ateşlendi öyle söyleyeyim. Yani hem yani. tedavi çok... edici hem koruyucu anlamda. Evet, koruyucu kullanmış anlamda da oldunuz. çok etkili. Peki ne kadar sürede bağışıklık sistemi yükselmeye başladı değerleri oğlunuzun? 6 ee, ay sürdü. Yani şöyle her ay biz düzenli ben düzenli olarak her gün arı sütü propolis karışımını bir tatlı kaşığı pardon arı sütü pro, arı sütü ham bal karışımını bir tat kaşığı veriyordum ve aynı zamanda propolis damladan da yüzde otuzluk da bu mesela bu yüzde onluk suda çözünebilir formu yüzde otuzluk daha konsantre formunu her gün 40-50 damla veriyordum Bayağı yoğun veriyordum yani küçük yüzde otuzluk beş yaşına hmm. <laughs> Tabii hiçbir zararı yok evet. çünkü klinik çalışmalarda çocuklara zararı olmadığı gibi faydaları da gösterilmiş. Mesela bunu da nasıl verebilirsiniz? Anneler çok soruyor bana. Aslı Hanım çocuğa yediremiyoruz nasıl verelim? Ben açıkçası o zaman böyle yoğurda da damlatıyordum. Pekmeze ya da bala damlatabilirsiniz. Çocuğun yiyebileceği, Çocuğun şekilde. yiyebileceği şekilde. Çünkü propolisin tadı biraz acımtırak değil mi? Çocuklar Çocuk hoşlanmayabilir. İç, i̇çerisinde sıfır kaloridir. Hiç şeker yok. Hmm. Ama bu acımtırak tadı önemli değil. Çok güçlü. Soğan gibi düşünün çocuk için çok faydalı. Hem bağışıklık sistemi için çok faydalı hem kulak, burun, boğaz enfeksiyonları, alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları için çok faydalı. Bu şekilde verebiliyoruz. Mesela bunu yoğurda direkt karıştırabilirsiniz. da bilirsiniz. Çok meyve güzel sularına, karışıyor. Meyve suyuna ama meyve suyuna suda çözünebilir damla formunu damlatmak lazım. Çünkü diğer bu %30'luk formu yoğun suya biraz. karışmıyor. Evet. Bunun pekmez, bal ya da yoğurt ile karıştırılması Peki, lazım. Peki mamasına damlatabilir miyiz? Mamasına da anlatabilirsiniz tabii. Sıcak. Ama mama yani bilmiyorum hani anne sütü bizim önceliğimiz. Tabii tabii. Ama <laughs> Mamadan anne, önce anne sütü. Tabii önce anne sütü. <laughs> anne sütü tarafta. ama ne zaman sonra, sonra mama... ek gıdaya geçtiğimizde ufak ufak gıdalarına karıştırabiliriz. Evet. Mamalarına derken mamalarına. evet onu evet. kastediyoruz elbette. Şimdi aslında propolise geçeceğiz. Propolisi anlatacağız. Bir sürü sorularımız da var biliyorum ama arı ürünlerini genelinden bir bahsedelim mi? Arı ürünleri nelerdir? Şimdi propolisimiz var. Propolisi biliyoruz. Çok evet. güçlü bir bağışıklık desteği. Ee, arı sütümüz var. Arı sütünden de bahsettik. Anne sütü gibi arıların yavrularını beslemek için e, vücudundan salgıladığı Kred, bir süt. olma yolunda. Aslında literatürde literatüre <laughs> baktığımızda propolisin hep antimikrobiyal, antiviral bakın antiviral etkisi çok önemli. Mesela şu anda koronavirüsle ilgili bile yapılmış çalışmaları var. Arı sütünün keza yine bağışıklık destekleyici olmasının yanı sıra cilt gençleştirici. Mesela kolajen sentezini vücutta tetikliyor. Böylece vücudumuz daha fazla kolajen üretiyor. Eklemlerimiz için kolajen çok önemli. Cildimiz, saçlarımız, tırnaklarımız için çok önemli bir nevi gençlik ve zindelik iksiri dedim ya size. Evet. İşte bu kolajen artışını sağlaması da bu gençlik iksiri olma özelliğini yine sağlıyor. Kraliçe arı o yüzden arı sütüyle beslendiği için mi diğer arılardan daha uzun yaşıyor? 30, 30 kat daha uzun yaşıyor. Normal bir arının ömrü sadece 45 gün iken Kraliçe arının ömrü tam 5 ila 7 yıla kadar uzayabiliyor ve kraliçe arı hayatı boyunca sadece arı sütüyle besleniyor. Arı sütü aynı zamanda önemli bir infertilite desteği. Çünkü kraliçe arı da her gün 2000 yumurta yumurtluyor. Hmm. Kraliçe arının yumurta üretmesini tetikliyor. İnsanlarda doğurganlığı arttırıyor. İnsanlarda da hem yumurta sayısını ve kalitesini hem de sperm sayısını ve kalitesini arttırdığını göstermiş. İnsanlarda da bu böyle. Evet, hatta erkekler üzerinde yapılan bir çalışmada sperm yaşama ihtimalini ve hareketliliğini arttırdığını gösteren yayınlar da var. Yani o kadar hakikaten güzel ve doğal bir ürün ki vücudu gençleştiriyor. Sizi şöyle düzgün tükettiğinizde, her gün düzenli arı tükettiğinizde belki zaman içerisinde bir 10 yıl geriye götürebilir. Evet. Yani 50 yaşındaysanız... 40 gibi hissedip 40 gibi görünebilirsiniz ya da 40 yaşındaysanız 30 yaşında gibi görünebilirsiniz. Keza propolisin de vücudu temizleyici özelliği var. Yani vücuttaki mikropları, bakterileri, virüsleri ve mantarları ve parazitleri vücuttan uzaklaştırıyor. Vücuttaki hmm. bozulmuş hücreleri, kanser hücrelerini vücuttan uzaklaştırıyor. Bir detoks gibi düşünün ama çok güçlü bir detoks. Yani, yani bildiğimiz bütün detoks ürünlerinden daha güçlü bir detokstan bahsediyoruz. Bir kere hastalık için kullandığı hiç hasta değiliz. Propolis kullandığımızda hastalıklardan korunuyoruz. Çünkü arının evine girişini engellediği gibi bizim de vücudumuza bakterilerin, mantarların, virüslerin girmesini engelliyor. Aynen. E, hastayız propolis kullandığımızda daha dirençli oluyoruz herhalde. Daha çabuk toparlanıyoruz. Daha az ilaç kullanmaya ihtiyaç duyuyoruz. Mesela kanser tedavisine propolis eklendiğinde... Hem kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerini azalttığını hem de etkinliğini arttırdığını yani kanser hücrelerinin kendi içinde yok olmasını kolaylaştırdığını gösteriyor bize yayınlar. Kansere giden yolda tabi günümüz şartlarını düşünürsek kanserin ne kadar yaygın olduğunu düşünürsek kanserin nedenlerinden kötü beslenme. Ee, zararlı maddeler kullanımına düşünürsek yani vücudumuzdaki o zehirler, toksik maddeler e, oluşuyor ve biz hastalıklara ve yaşlanmaya doğru ilerliyoruz. Bu toksik maddelere atıcı etkisi de var diyorsunuz. Tabii zaman. zaten Propolis'in ana özelliği o. Toksinleri vücuttan atıyor. Vücuda zararlı olan her şeyi, hücre atıklarını, toksinleri, ağır metal birikmesini önlüyor vücutta. Yine ağır metalleri, keza aynı şekilde zararlı bakteri, virüs, mantarları parazitleri yani bunların hepsinde tedavi destekleyici olarak bu mesela diyelim ki parazit enfeksiyonu geçiriyorsunuz. O zaman %30'luk damladan en konsantre olan damladan günde 70-80 damla tedavinizi ekleyeceksiniz. Eğer doktorun verdiği bir ilaç varsa mutlaka onu kullanıyorsunuz. Yanı sıra propolis kullanıyorsunuz birlikte. Aynı şekilde kanser tedavisi oluyorken birlikte yine tedavinizin yanında beslenmenize propolisi yüksek oranda. %30'luk damladan 80-100 damla ekliyorsunuz. Keza aynı şekilde astım, alerjik astım, bronşit, bronşiolit gibi bir rahatsızlığınız varsa yine tedavi destekleyici olarak tedaviniz olurken bir yandan da propolisi beslenmenize yine yüksek dozda %30'luk formülden en konsantre formülden günde 70-80 damla ekliyorsunuz. Çünkü ne yapıyor? Hastalığın vücutta oluşturduğu toksin birikimini bir defa zaman içerisinde o toksinleri atarak Azaltıyor yani vücudu bir anlamda rahatlatıyor, hafifletiyor gibi düşünün. Evet. Bakteri virüslerin e, antiviral antibakteri etkisi çok güçlü olduğu için o bakteri ve virüslerin vücuda verdiği yıpranmayı da azaltıyor. Evet. Çünkü virüs ve bakterinin yok olmasına da e, destek oluyor. Mesela yayınlar var ve bir yayında şöyle çalışılmış: Mide ülseri helikobakter pylori çok ağır bir bakteridir. Mide üsteri evet. yol açan ve bu bakteri dirençli bir bakteridir. Öyle her antibiyotikle tedavi edilemez ve tedavisi de çok uzun sürer. Şimdi mesela o hastalıkta bir yayında şunu gösterilmiş. Tek başına antibiyotik vermişler bir gruba. Bir gruba sadece propolis vermişler. Bir gruba propolis ve antibiyotiği birlikte vermişler. Görmüşler ki propolis ve antibiyotiği birlikte alan grup çok daha hızlı bir şekilde iyileşiyor. Neden? Çünkü antibiyotin etkinliğini arttırıyor ve antibiyotin yan etkilerini azaltıyor. Yani bağırsakta mesela yararlı bakterilerin de yok olmasına neden oluyor ya antibiyotikler. Hı hı. Ama propolisin öyle bir özelliği yok. Propolis prebiyotik. Yani yararlı bakterilerin vücutta gelişmesini sağlarken zararlı bakterilerin yok olmasına destekliyor. Hmm. Dolayısıyla en hızlı tedaviye eklendiğinde propolis yan e, birlikte yani tedaviyle birlikte eklendiğinde en hızlı iyileşme orada görülmüş. Dolayısıyla bu şekilde kullanımı hem literatürde tavsiye ediliyor hem de kullananlar da çok memnun kalıyor. Yani beni sosyal medyadan e, takip eden e, birçok e, takipçim var. Sağ olsunlar. Onlara da sordukları sorulara bilimsel yayınlarla cevap vermeye çalışıyorum. Oradan da görebilecekleri üzere o yayınları kullananların olumlu dönüşlerini de paylaşıyorum. Yani o e, hastalıklarının tedavisini destekleyici olarak propolis eklediklerinde vücutlarında nasıl bir fark olduğunu, nasıl bir değişim gördüklerini paylaşanların da geri bildirimlerini paylaşıyorum izinlerini alarak. Gerçekten çok olumlu dönüşler var. Yani e, yıllardır mesela sedef egzama, sedef egzamada şimdi cilt üzerine de mi faydaları var cilt diyeceksiniz. cilt güzelliğine geleceğiz. Propolis'i toparlayacak olursak biraz önceki söylediklerinizi benim birkaç sorum daha var aslında. Orada dikkatimi çeken bir şey oldu. Propolis vücuttaki antioksidan. Vücuttaki Tabii. zehir biriken zehirleri atıyor. atıyor. Zararlı Bunasıyla, bakteri, virüs, mantarların vücutta çoğalmasını engelliyor. Evet, yani biz koruyucu, tedavi edici anlamda bunu kullanıyoruz. Ama antioksidan olduğuna göre demek ki bir gençlik ve güzelliğin, uzun yaşamın da sırrı pırı, Aynen. propolis. Aynı zamanda propolise antikanserjen diyebilir miyiz? Tabii diyebiliriz. Ee, kanseri benim... önleyici bir şey diyebilir miyim? Hem mi? kanseri önleyici. Yani bakın zaten şöyle biz e, diyelim ki sağlıklı yaşlanmak istiyoruz. Evet. Yani herkes öyle istiyordur herhalde. Var evet. mıdır ben sağlıklı yaşlanmak istemiyorum diyen? <gülüyor> <gülüyor> Yoktur. Ee, herkes sağlıklı yaşlanmak istiyor. Şimdi sağlıklı yaşlanmanın sırrı ne? Bir kilo kontrolü, iki hareketli yaşam, üç stresten uzak bir yaşam, değil mi? Bu üçü çok ana faktör. Herkesçe bilinen. Dört doğru besinleri beslenmeye eklemek. Doğru besinler ne? Doğru besinlerin en başında mesela doğal gıdalar geliyor. Evet. Bir sebze meyveleri zaten hepimiz biliyoruz. Dengeli bir beslenme işte protein dengesi, karbonhidrat dengesi bunlara dikkat edilmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz. Ama bunların yanı sıra propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği gibi doğada çok konsantre içerikte bulunan arıların ürettiği tamamen doğal gıdaları da beslenme eklemek lazım. Bunları çocukluktan itibaren hem çocuklarımızı alıştırarak hem de gençlikten itibaren bizler düzenli kullanırsak işte sağlıklı yaş alma dediğimiz durum o zaman ortaya çıkıyor. Neden? Bir bağışıklığımız güçlü olarak Hayata başlıyoruz ve devam ediyoruz. Bakteri, virüs, mantarlar bize geldiğinde böyle çarpıp geri dönüyorlar. Yani bizim bağışıklık sistemimiz onları yendiği için onlar bizi yenemiyor, bizi hasta edemiyor. Veya da bulaşsa bile çok daha hafif seyrediyor. Mesela Covid-19 enfeksiyonunda düzenli propolis kullanan bireylerden hep şu geri dönüşleri aldım. Ben çok hafif atlattım. Ben sadece grip gibi atlattım. Aslında olmuşum ama anlamadım bile. Aa, bir baktım ki antikor çıktı. Bu kişiler propolis kullanıyorlar düzenli ama. Düzenli ama bakın düzenli. Yani bu arı ürünlerini hani böyle ilaç gibi düşünüp sadece hastayken tüketmek doğru değil. Çünkü hmm. hastaysak demek ki zaten vücutta artık bir e, toksin birikimi oluşmuş evet. ve bir bağışıklık zayıflığı gelmiş. oluşmuş. Biz bunu düzenli her gün kullanırsak fayda görüyoruz. Düzenli her gün genç yaştan itibaren hatta çocukluktan itibaren şimdi genç annelere bir mesajım var. Anneler lütfen çocuklarınızda çocukluktan itibaren arı sütünün, propolisin, polenin, arı ekmeğinin tadını alıştırın. Bu besinleri çocuklarımıza öğretelim. Doğal besinlerin tadını önce öğrensinler. Sentetikleri sonra çok sonra mümkünse öğrenmesinler ama mümkün değil biliyorum. Olabildiğince ileri yaşlarda tanışsınlar. Çünkü doğal besinlere ne kadar çabuk alışırlarsa o kadar onları uzun hayatlarında tutacaklar. Bu da onların sağlığı için o kadar faydalı. Böyle büyüyen bir çocuk, yani çocukluktan itibaren sağlıklı arı ürünleri ve sağlıklı beslenerek büyüyen bir çocuk Yetişkin olduğunda da sağlıklı oluyor, yaşlanırken de sağlıklı yaşlanıyor. Şimdi yaşlanırken niye çok hastalanıyoruz? E, yılların birikmişliği var. Evet. Eklemlerimizde, bağırsaklarımızda, kanımızda bakteriler, virüsler, mantar daha çabuk çoğalıyor. Kanser hücreleri çoğalıyor. Vücut o kanser hücrelerini vücuttan atamaz hale geliyor. Biliyorsunuz kanser aslında böyle bir hastalık değil, bir durum aslında. Şöyle bakın. Bir birikmişlik mi yani? Tabii bir birikmişlik. Vücudumuzda sürekli bozulmuş hücreler oluşuyor. Hmm. Ama vücudumuz bunları sürekli elimine ediyor, atıyor. O at, Bozuk hücreleri. Mesela propolis vücutta bozuk hücreleri atıyor. Bu bozulmuş hücreleri vücut atamadığı zaman bozuk hücreler kendi kendilerine çoğalmaya başlıyorlar. Ve giderek tümöre dönüşüyorlar. Aslında tümör dediğimiz şey kontrolsüz bir şekilde kendi kendine büyüyen hücreler. Evet. Bu hücreleri de vücudumuz yapıyor aslında. Vücudumuzda oluşuyor. İşte toksinler biriktiğinde vücudun metabolizması dengesi bozulduğunda bu tümörler oluşmaya ve kansere ve daha ağır vakalara birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü tümör her yere yayılan vakalara dönüşmeye başlıyor. Dolayısıyla buna yakalanmak istemiyorsak bugünden yani hiçbir Propolize zaman geç hemen başlamamız lazım. Şeyde kural da çok basit. En az %10 oranında saf Anadolu propolisi içeren bir özütten Günde en az 20 damla kullanmak gerekiyor. Sağlıklı bir 70 kiloluk, sağlıklı bir yetişkin için konuşuyorum. Kilosu daha yüksekse daha fazla kullanması lazım. Ve aynı zamanda bir kronik hastalığı varsa da daha konsantre bir formülden, %20'lik ya da %30'luk bir formülden günde en azından 40-50 damla kullanması lazım. Daha iyisi 80 damla kullanması yani lazım. Yani hastalığın güçlendikçe aslında dozajı artıyorsanız. Evet, durumda... hastalık durumunda ve hastalık ne kadar ağırsa o kadar dozu da yükseltiyoruz propolis'te. Peki, şimdi WhatsApp'tan gelen, bütün hafta boyunca sosyal medyadan ve WhatsApp'tan gelen birçok e, sorumuz var. Hem konumuzla alakalı. Şimdi fark ettim onu. Diyor ki, propolis vücuttan ağır metalleri de atabilir mi? Evet. Aynen az önce onu söyledik. Kesinlikle vücuttan toksinleri, bozulmuş hücreleri, kanser hücrelerini, ağır metalleri. Çünkü antioksidan maddelerin görevi budur. Vücudu temizlemek ve antioksidanlar içinde en güçlüsü de propolis. Ağır metallerin de vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olduğuna dair yayınlar var. Kesinlikle kullanabilir bu amaçla. Artı mide bağırsak sağlığını da düzenlediği için sağlıklı bağırsak florası da ağır metalleri atmaya Prebiyotik yardımcı olur. Prebiyotik dediniz Prebiyotik değil mi? evet. Sevgili izleyenler şimdi hafta boyunca bize sorularınız oluyor. Biz o soruların hepsini toparladık ama programımız boyunca da e, sosyal medya üzerinden, Whatsapp üzerinden sorularınızı bekliyoruz. Şimdi propolisle ilgili sorular ardarda arda gelmiş burada. Birini okurken birini görüyorum ve siz devam edelim. Propolisi dedik ki bebeklikten itibaren kullanabiliriz. Tabii yani ek gıdaya geçtiği zaman ek gıdaya e, geçtiği anne zaman, e, bir çocuğuna ek gıdaya geçtiği zaman bir yaş üzerinde arı ürünlerini yavaş yavaş beslenmesine ekleyerek başlayabilir. 6 yani aylık diyelim yani 4 aydan sonra ek gıda başlıyor ama 6 ayla başlayalım ortalama düz ve düz olsun. Bir 6 aylık bir bebeğe ne kadar kullanabiliriz propolis? Yani, yani bir damlayla başlamak lazım ama şunu da hatırlayalım. Her türlü ek gıdayı eklerken ne eklerseniz ekleyin. Yani yumurta da ekleseniz herhangi bir meyve de verseniz hep küçücük verin. Gözlemleyerek başlatmak lazım, lazım yani bir demre yüksek vermemek lazım tercihimiz hep 6 aylık bebeklerde biliyorsunuz tercihimiz öncelikle anne sütü ama bazen Tabii. şöyle vakalar oluyor bebek çok hasta oluyor ee, ağır e, antibiyotikler kullanmak zorunda kalıyor o zaman arı ürünlerine daha erken başlayabiliyoruz. Ee, ve orada bilimsel çalışmalar da var. Yani mesela şöyle e, bilimsel çalışmalar var literatürde. Rusya'da çok e, meşhur bir doktor var. Arı ürünlerini hem bu 2. E, Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz verem salgını vardı. Hı. Veremde propolis çok etkili. Akciğer hastalıklarında, akciğer enfeksiyonlarında, akciğer kanserinde. E, verem Veremi yenmekte Ruslar... İkinci Dünya Savaşında propolis'i ve ham balı çok kullanmışlar, çok faydalanmışlar. Aynı doktor e, hastanede prematüre bebeklere yani küçük prematüre doğmuş, prematüre ve enfeksiyon almış bebeklerde arı sütü ve propolis kullanarak bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişmesini sağladığına dair yayınlar var. Ama tabii ki bu tip durumlarda hekimle organize birlikte tabii, hareket etmek gerekiyor. Çocuk çok küçük, korkabilir anneler tabii. tabii. tabii yani burada o noktada her zaman. Doktorla birlikte hareket ediyoruz. Zaten çocuklara ek gıda başlarken de dediğiniz gibi küçük küçük başlıyoruz. Biz gözlemliyoruz Aynen. değil mi? Bir kızarıklık İnicik oluyor mu? ucundan bir damla verirsiniz. Propolisten bir damla. Arı sütünden küçücük. Yani böyle küçük küçük. Deneme, deneyebiliriz. Deneye yani. deneye. Yavaş yavaş. Peki... Hem o da tatlarına alışır. Burada neden deneme yapıyoruz? Çocuğumuzun herhangi bir gıdaya alerjisi var mı? Bunu anlamak için. Şu, de, şu demek değil. Mesela çocuğa verdik. ilk bir yaşında bal verdik alerjisi oldu. Biraz kızardı, kaşıntı oldu. Sonra bir 6 ay sonra, 3 ay sonra tekrar aynı gıdayı deneyebilirsiniz. Yani hmm. çocuğa bir şeye gıdaya alerjisi var diye hayat boyu alerjisi olacak anlamına Tabii çocuk gelmez. Çünkü büyüyor. Çünkü daha güçleniyor, değil mi? Büyüdükçe bağırsak florası geliştikçe çocuğun alerjileri hafifleyebilir. Anne sütü alerjileri hafifletmekte çok etkili. Yani çocuğumuzun Florası, metabolizması, bünyesi zamanla değişir. Tekrar tekrar deneyebiliriz zaman içinde. Şimdi ben de bir anneyim. tabi siz böyle konuşurken birden dedim ki ay çocuğuma ben nasıl deneme yapabilirim? Yani ya bir şey olursa? Ne olabilir? Hiçbir şey olamaz. En fazla olsa olsa... kızarma kaşıntı gibi olur. Yani verdiğinizde vücudunda böyle kızarıklık, kaşıntı, hafif döküntü olur. Onun dışında hiçbir şey olmaz. Yani toksik maddeler değil arı ürünleri. Herhangi bir yan etkisi ve toksik etkisi de yok. Bilimsel çalışmalarda gebe ve emzirenlerde bile kullanıldığında sağlıklı olduğunu gösteren yayınlar var. Dolayısıyla hiçbir sıkıntı olmaz. E, alerjikse çocuklarımız şimdi çok fazla görülüyor biliyorsunuz. Çok fazla alerjik çocuk var etrafımda. Şimdi şöyle mevsimsel alerji, alerjik astım, gıda alerjisiyle arı ürünleri alerjisi birbirine karıştırmamak lazım. Şimdi çocuğun Herhangi bir gıdaya ya da ne bileyim işte ağaç polenlerine mevsimsel alerjisi Hı, olabilir. Ama meşhur o yetişkinlerde bronş de bronş var. Olabilir. Evet yetişkinlerde de var. Böyle bir rahatsızlıkları olabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Arı ürünü yine de kullanabilir mi? Evet kullanabilir. Propolisi de kullanabilir. Arı üstünü de kullanabilir. Poleni de arı ekmeğini de. Nasıl yapacağız? Arı ürünlerini ilk defa kullanıyorsa. Daha önce hiç kullanmadı propolis mesela ve çocuğumuzun astımı var. İlk defa vereceksek. Önce bir bilek içi test yapabiliriz. Onu göstereyim. Şöyle bileğin içine bir damla damlatırız. Şöyle çocuğumuza yapıyoruz bunu, bebeğimize yapıyoruz. Çocuğa, bebeğe, Kendimize, kendimize yetişkine de. Bir kızarma, kaşıntı var mı diye bakarız. Eğer bir kızarıklık, kaşıntı yoksa günde bir damlayla başlayıp damla sayısını yavaş yavaş arttırarak vücudunda bir alerjik reaksiyon oluyor mu diye gözlemleyerek devam ettirebiliriz. Çocuğumuzun doğrudan propolise ya da bala ya da herhangi bir arı ürününe alerjisi yoksa çok rahatlıkla e, tedavisini desteklemek amacıyla kullanabiliriz. Hatta propolisin astımda düzenli kullanıldığında son derece yararlı olduğuna ve çocuğun astım ilaçlarının kullanımını azalttığına, işte sürekli hava alıyor biliyorsunuz hmm, astımı evet. çocuklar. O hava alma ihtiyacının azaldığı. Azaldı. Bunları gösteren yayınlar var. O zaman solunum yolu enfeksiyonları daha da ilerisi akciğer enfeksiyonları ve kanserine giden yani kanserine kadar giden yolda propolis Tabii hepsinde çok görüyoruz. etkili. Mesela bakın daha yeni bir yayın okuyayım size. 2004 yılında Amerika'da yapılmış Ohio State Üniversitesi'nde. Çift göz randımozde bir çalışma. İlk 430 çocuk katılmış. Bu çocuklar üst solunum yolu enfeksiyonu yani kulak burun boğaz enfeksiyonu geçiren çocuklar. Bu çocuklar iki gruba ayrılmış. 215 çocuğa her gün propolis içeren bir karışım verilmiş. Diğer 215 gruba da plasebo verilmemiş ve takip edilmiş çocuklar. Normal e propolis almadan tedavilerine hı hı. devam ediyor. Yani her ikisi de tedavi ediliyor. Bir grubun beslenmesine propolis ekleniyor diğer gruba eklenmiyor. Sonuçta şu görülmüş. Bu çocuklar propolis aldığında, propolis alan grupta ateş, öksürük gibi semptomlar, hastalık süresi ve hastalık gün sayısı belirgin şekilde azalmış. Yani çocuklar çok daha çabuk iyileşmiş ve çok daha sekelsiz bir şekilde iyileşmiş. Yani vücutta herhangi bir hasar kalmadan. Yine astım e, bu da e, 2003 yılında yapılmış bir araştırma buna da 2-5 yıldır astım hastası olan 24 birey katılmış bu bireylere 2 ay boyunca bir gruba düzenli propolis veriliyor diğer gruba verilmiyor görülmüş ki propolis alan grupta gece ataklarının biliyorsunuz geceleri astım hastaları nefes almakta zorlanıyor gece atakların görülme sıklığı azalmış şiddeti belirgin şekilde azalmış ve solunum fonksiyonları düzelmiş dolayısıyla her iki hastalığın tedavisinde de propolis etkili bir şekilde beslenmeye eklenebiliyor. Şimdi sözünüzü balla keseceğim. Ama ardından akciğer hastalıklarına devam edeceğiz. Özellikle akciğer kanserini çok merak ediyorum ama reklamlardan sonra hiçbir yere ayrılmayın lütfen. Tekrar merhaba. Doktor Aslı Hanım'la ara ürünleri sohbetimize devam ediyoruz kaldığımız yerden devam ederim çok heyecanlı ve çok merak ediyorum akciğer kanserinde propolis ka propolisin rolünü soracağım tabii ki kanserdeki rolünü sorduk ama akciğerdeki akciğer kanserinde bir ayrım acaba Şimdi propolisin e, özellikle anti enflamatuar etkinliği olduğu ispatlanmış özellikle akciğer hastalıklarında biliyorsunuz bu enflamasyon ciddi bir problem oluyor Dolayısıyla hmm. hastalıkların tedavisini astım alerjik astım bronşit bronşiolit Alt solunum yolu enfeksiyonları ve akciğer kanseri gibi vakalarda gerçekten tedavi destekleyici olarak ama bakın yine yüksek doz. Çocuklarda en az %30'luk damladan 40-50 damla, hani böyle rahatsızlığı olan çocuklarda, yetişkinlerde de %30'luk damladan en az 80-100 damla vermek lazım günlük. günlük. Tabii. Dozu arttırıyoruz çünkü o o vakaların olduğu durumlarda çocuğun vücudunda bir enflamasyon var, bir problem var ve o hmm. problemi gidermek için daha yüksek doz propolis'e ihtiyaç var. O şekilde verildiğinde gerçekten hem vücuttaki enflamasyonu azaltarak ve iltihabı azaltarak vücudun iyileşmesine yardımcı olduğu, üstelik de ağır tedavilerin kemoterapi, radyoterapi gibi tedavilerin de yan etkilerini ciddi anlamda azalttığı gösterilmiş. Ağız içi yaraların oluşmasını mesela engelliyor. Özellikle düzenli propolisle hem yaralara damlatarak hem de ağız içi gargara yaparak kanser hastaları çok oluşuyor biliyorsunuz evet, kemoterapide. Evet. Bu rahatsızlıkları geçirebiliyorlar. Hem oluşumu engelleniyor hem de oluşmuşsa tedavisi hızlanıyor. Yani o konuda da araştırma var. Hem Anadolu propolis ile var hem de dünyanın başka ülkelerinden yayınlar var. Kemoterapi, radyoterapi alan hastalarda propolis doğrudan ağız yaralarına uygulanabiliyor. Ve düzenli gargara yapılabiliyor. Hatta özellikle doktorlar öneriyorlar. Hani yara oluşmasın da hasta beslenmeyi kesmesin diye. Çünkü yara çok fazla oluştuğu zaman hasta beslenemiyor ve aşırı zayıflıyor. O zaman diş eti hastalıkları, ağız kokusu tedavilerinde bile propolis evet, kullanılabilir. Evet, tam üstüne bastınız. Hatta bir tane yayın daha yeni okumuştum. Size de ondan bahsedeyim. Şimdi e, Anadolu propolis ile yapılmış bir çalışma var. Özellikle... Anadolu propolis ile buldum. Şimdi mesela burada ağız içi bakteriler yani diş çürüklerine ve diş et hastalıklarına yol açan bakterilerle doğrudan çalışılmış. 75 azı dişi üzerinde çalışılmış. Yani insan azı dişleri üzerinde. Bu azı dişleri 5 gruba ayrılarak bunlara hem ağız içi dezenfektanlar yani diş dezenfektanları uygulanmış hmm. tedavide kullanılan dezenfektanlar. Hem de ayrıca bu Anadolu propolisinin %30'luk özütü uygulanmış. Şu görülmüş bu ağız içi çürüklerine ve ağız kokusuna ve aynı zamanda diş et, eti ve diş hastalıklarına yol açan bakterilere karşı Anadolu propolisinin en az ağız içi dezenfektanlar kadar etkinliği var. Yani çok güçlü etkili. Aynı zamanda da bu bakterilerin gelişmesini de önlüyor diş üzerinde. Dolayısıyla hem çürüğü önleyici hem de çürük nedeniyle ağız içinde oluşabilecek kokuyu önleyici ve diş eti rahatsızlıklarını önleyici bir etkinliği ispatlanmış. Keza başka bir araştırma bu da Granada Üniversitesi'nden 2021 yılında çok yeni bir yayın bu. Bu da propolisin kronik diş eti problemi yaşayan kişilerde kullanımıyla ilgili. 40 birey katılmış, 40 yetişkin katılmış. Bunlara deney ve kontrol grubu olarak ikiye ayırıp bir ay boyunca düzenli her gün 10 mililitrelik propolis gargarası şu benim suya damlattığım var ya mesela bunu içine de çok küçük böyle yarım çay kaşığı böyle deniz tuzu atıp çok nefis bir ağız gargarası olur. Bununla ağız gargarası yapmışlar ve görmüşler ki düzenli olarak propolis ağız içi gargarası olarak kullanan grupta diğer gruba göre hem diş eti kanamaları azalmış hem de ağız içindeki zararlı bakterilerin gelişmediği gelişemediği görülmüş ve dolayısıyla ağız kokusunun da önlendiği görülmüş. Dolayısıyla bu anlamda da propolis'i çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Gargara yapabiliriz o zaman. İçebiliriz, gargara yapabiliriz. Şimdi içtik. Diş macunumuzun üstüne böyle hafif damlatabiliriz. damlatabiliriz. Propolis suda çözünebilir damlayı mesela özellikle. Gerçekten düzenli kullandığımızda çok etkili oluyor. Peki içiyoruz. Hı hı. Sindirim sistemi, mide ve bağırsaklar üzerine etkisi sırayla gidelim o zaman. Şimdi sindirim sistemi mide ve bağırsak zaten mide ülserini söylemiştim. Mide ülserinde evet, propolis evet. çok etkili. Hem tedavi destekleyici hem de bu helikobakter proli denen bakterinin gelişmesini önleyici. Yani onu doğrudan inhibe ediyor. Dolayısıyla mide ülserine karşı hem koruyucu hem de oluşmuş mide ülseri varsa tedavisini destekleyici. Bir, ikincisi sindirimi kolaylaştırıyor. Neden? Çünkü vücutta yararlı bakterilerin gelişimini destekliyor zararlı bakterilerin çoğalmasını engellerken yararlı bakterilerin gelişmesine imkan sağlayacak bir ortam yaratıyor. Dolayısıyla orada yararlı bakteriler geliştiğinde de besinleri hem daha iyi sindiriyoruz hem de besinlerden dolayı vücudumuza oluşabilecek zararlar da önlenmiş oluyor. Mesela yağları daha iyi sindiriyoruz, karbonhidratları daha iyi sindiriyoruz. Emilim artıyor. Emilimi tam tersi mesela propolisin düzenli kullanımında Yağ ve karbonhidratların emilimi düşerken protein ve vitamin minerallerin emiliminin arttığını gösteren çalışmalar var. Bir daha etmiş oluyor yani. Evet yani bir anlamda besinlerden vücudun yararlanma düzeyini arttırıyor diyelim. Hani vücuda gereği olmayan çok fazla yağlıysa vücudumuz kilo alımını engelliyor. Ee, ve karbonhidratların da yine fazla tüketiminde vücutta fazla birikimini engelliyor gibi düşünelim. Bir başka faydası da kan şekerini dengelediği için bu zayıflama diyet yapanlarda da çok rahat propolisi kullanabiliyoruz. Çünkü o aşırı açlık kan şekeri duygusunu da yaşamanıza engel oluyor. Şimdi şişmanlık sorunları, obezite sorunları ve tip 2 diyabetle ilgili konuşacağız ama şu anda programımızda en sevdiğimiz yere geldik. Siz çok seviyorsunuz. Ben de çok bu seviyorum. Bu bölümü <laughs> sokak röportajları insanlara propolis ve arı ürünleriyle ilgili çok özel sorular sorduk. Bakalım bizlere ne söyleyecekler. Propolis'i duydunuz mu daha önce hiç? Propolis'i duydum. Şu anda propolis'i tüketmek üzereyim. Tüketiyorum. Ee, propolis ben şey de duydum. Bu koronadan sonra e, hayatımıza giren bir üründü. Yani sistemini güçlendiren. Nasıl diyeyim? Balın bir başka bir nevi çiçekle yapılan bir öz, özveri gibi bir şey. Arının dışkısı mı oluyor? Güzel bir şey. Araların e, yaptığı bir şey. Yani propolis arıyla ilgili bir şeydi. Onun e, polenleri, çiçeklerden alınan polenler gibi bir şey olması lazım da. Tam emin değilim ama öyle bir şey. Peki propolisin ham hali sizce tüketilebilir mi? Daha önce propolisin ham halini gördünüz mü? Görmedim ama tükenmez. Hayır görmedim. Görmedim. Bence yok ya. Acı bir şeydi galiba. Öyle biliyorum. Propolisin yararları hakkında bilginiz var mı? Vücuta güzel yani iyi besin veriyor, enerji veriyor, kuvvetlendiriyor. Yani bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, hastalıklara karşı vücudumuzun dirençli olduğunu, böyle şeyler duydum. Kansere bile faydası olduğu söyleniyor, bağışıklık sistemiyle ilgili çok güçlü olduğu söyleniyor. Ben çünkü şu anda kendim 62 yaşındayım ama hissettiğim yaşı söyleyeyim mi sana? Tabii. 39 yaşımı. İnsanlara propolis ve arı ürünleriyle ilgili birbirinden eğlenceli sorular sorduk, birbirinden eğlenceli cevaplar aldık. Şimdi bu soruların doğru cevaplarını stüdyomuzda Doktor Aslı Elif Tanuğur Samancı bizlere söyleyecek. Gördünüz değil mi? Aslında yavaş yavaş öğrenilmeye başladı. Aslında hiç kötü değil. Biz bu röportajın bir benzerini yıllar önce yani yanlış hatırlamıyorsam 6 yıl önce filan yapmıştık. Gerçekten e, yani Yunanistan'da bir şehir diyen falan çıktı öylese. Yani polisten değil mi? Evet. ama biz arıların şeyle. Yani hiç arı ile ilişkilendirmiyorlardı hmm. bile. Şu anda e, herkes bir şekilde arıyla ilişkilendiriyor. Hani tam olarak ne olduğunu veya neye yaradığını bilmese bile en azından arıyla ile bir şey olduğunu ve insanlar için faydalı olduğunu genel olarak biliyorlar. Bence burada bizim de katkımız çok herhalde. Kesinlikle. <laughs> ben artık yani propolis, arı sütü, arı ürünleri böyle etrafta duymaya başladım inanın. Ee, yani sizin isminiz de çok geçiyor tabii ki. Şimdi 20 yıl önce dediniz değil mi oğlunuz için? Yok 20 yıl değil. Yani 2010 yılındaydı. Kaç yıl olmuş? 11-12 yıl. 12 yıl. 11, 12 Peki 11-12 yıl, yıl önce propolis yani işlenmemiş halinde miydi? Hala Türkiye'de. Yani Türkiye'de üretilmiyordu yani işlenmemiş bu har arı tabii ki üretiyor kovana getiriyor mesela arı bakın şöyle de göstereyim Gösterelim. size. Şimdi kovanın bugün e, petekli kovan getirdik peteklerimiz de var kovanın arı hatta şuradan bir peteği çıkarayım. Ben bakın şuralarda görüyor muyuz bakın şuralarda hafif hafif propolisler var bakın şu propolis mı propolis? Evet evet. Arılar hmm. ko propolisi biriktirir kovanda Her gördüğü açık fazlasını da böyle petek kenarlarına koyar. Yani yani "Oradan olur. alayım." diye. Biz tabii böyle toplarken yani propolis üretilirken Benim böyle barabaya. kovanın üzerine bırakılan delikli plakayla şu şekilde elde ediyoruz. Buraları propolisle kapatıyor. Ama normalde hiç toplamasanız bile arı propolis üretir ve kovana koyar. Bakın bu çerçevede de var buralarda hafif hafif görüyor musunuz? Ama biz bunları arının ihtiyacı olan hiçbir zaman almayız. Nasıl ürettiririz arıya? Her zaman kovanın üzerine koyduğumuz şu delikli plakayla ürettiririz. Böylece arılar bunu kaldırdığınızda bu propolisler deliklere kap arılar kapatır, doldurur. Bunu aldığınızda ihtiyacınız olan propolis alırsınız. Arıya ihtiyaç olan da. Kovanda kalır. Hmm, araya ihtiyaç olanı bırakıyoruz tabii. tabii o yuvasını yavrularını Arı koruyacak. zaten üretiyordu. İnsanlar toplamıyordu. Öyle evet. söyleyeyim. Çöpe ee, gidiyordu yani. <laughs> i̇şte 11 yıl önce daha işlenmemiş bir de Anadolu'da. Yani Aynen. bu bana çok ilginç geldi açıkçası. Tabii. Yani e, Çin'de dediniz, e, Şimdi... Rusya'da 2. Dünya Savaşı sırasında dediniz. Aslında propolis ne zamandır biliniyor o. dünyada? 20 milyon yıldır biliniyor. Bakın Mısırlıların yazıtlarında, Hipokrat'ın, i̇bn Sinan'ın reçetelerinde bile propolisten bahsediliyor. Aslında tıp tarihine, literatürüne baktığınızda 120 bini aşkın klinik araştırma var propolisle ilgili ve arı ürünleriyle ilgili hatta diğer arı ürünlerini de eklersek 200 bin yayın var diyebiliriz. Çok ciddi bir e, araştırma e, portföyü var ve birçok hastalığın tedavisinde destekleyici olarak propolis hem kullanılmış hem de ayrıca araştırmalara konu olmuş. Yani Hangi e, rahatsızlığımızda nasıl kullanırsak nasıl fayda görürüz gibi ve propolisin içeriği ve bileşenleri de aslında çok araştırılmış. Ama biz Anadolu'yuz yani nasıl olur da yani arı ürünlerini balın haricinde yani biz bir balı biliyorduk. Evet. Ee, sonradan <laughs> çıktı bunlar. Aslında Ki Anadolu düşündüğünüzde... tarihinde de var arıcılık yani arıcılık da yeni değil tarihimizde. Ama biz zamanla diğer arı ürünlerinin üretimini unutmuşuz. Kimyasallara dalmışız da değil mi? Biraz fazla kimyasala dalmış şimdi insanlık. Doğaya, şimdi doğaya dönüyoruz ve tekrar keşfediyoruz aslında. E şimdi COVID bize zaten e, onu öğretmedi mi? Evet. Şimdi mesela demin e, bir izleyenimiz sorulara cevap Hı. olarak COVID döneminde öğrendiğimiz bir şey dedi. Yani evet. aslında COVID'in bize öğrettiklerinden bir tanesi de doğal arı ürünlerinin bağışıklık için ne kadar önemli olduğu ve aslında ne kadar da güçlü antiviral oldukları. İşte Covid ile ilgili 20 aşkın araştırma yayınlandı. Bunun 4'ü Anadolu Propolisi ile ilgili hem Covid hastalarının enfeksiyon sırasında tedavisini destekleyici olarak kullanılabiliyor. Hem koruyucu olarak kullanılabiliyor. Sağlık hekimlerinde biliyorsunuz koruyucu olarak her gün 40 damla %30'luk propolis damladan verildiğinde %98 oranında Covid-19 enfeksiyonuna karşı koruyuculuk sağladığı gösterildi. Hem de aynı zamanda in vitro olarak yani hücre üzerinde de COVID-19 virüsünün hücre içine girmesini ve çoğalmasını propolisin Anadolu propolisinin doğrudan engellediği gösterildi. Dolayısıyla bunları Covid döneminde öğrendik. Covid'den öğrendiklerimizden bir tanesi de bu. Propolis çok e, popüler oldu tabii. Hepimiz duyduk, hepimiz kullanmaya başladık ama şimdi bir de her yerde görmeye başladık. Ben market raflarında, aktarlarda, eczanelerde her yerde görüyorum. Bir de sahteleri hızla da Çok sahtesi da var. Şimdi, Nasıl ayırt edebileceğiz? Ne şimdi bir defa Anadolu propolisi olması lazım kullandığınız ürünün. Uzman gıda mühendisleri kontrolünde kontrollü şartlarda özütlenmesi lazım. Ham maddesi, ham hali... Yani arılardan topladığımız, kovandan elde ettiğimiz ham hali. Bakın sarı sarı yerler bal mumu. Bal mumuyla karışık ve burada antioksidanları vücudumuz sindiremiyor. Böyle tüketmeye çalıştığımızda bazen işte bunu çiğneyip tüketeyim diyenler oluyor. Bir, doğadan gelen bir takım kontaminasyonlar olabilir bal mumunda. Onu da tüketmiş oluyorsunuz. İki, içerisindeki e, fenolik maddelerden yani antioksidanlardan... Vücudumuzun yararlanmasını da engellemiş oluyorsunuz. O antioksidanlar bal mumuna bağlanıp, bal mumuyla birlikte, gaytayla birlikte atılıp gidiyor vücutta. Yani hmm. faydalı kısmı tüketememiş oluyorsunuz. Özütlendiğinde, uzman gıda mühendisleri kontrolünde düzgün bir şekilde özütlendiğinde, bakın propolis böyle. Anadolu propolisin bakın ham maddesi kahverengidir. Özütlendiğinde de böyle kahverengi bir özüt ortaya çıkar. Suyu az önce damlattık, hatta ben yarısını içtim sizinle sohbet ederken. Suyun da rengini sarıya çevirir. Yani doğal rengi kahverengidir ama suya damlatınca rengi açılır ve sarıya döner. Siz ben bir e, yani sosyal medyanızda takip ederken fark ettim herhalde etiketlerindeki bir şeyden bahsediyorsunuz Şimdi, sahte olup olmadığını anlamak için. Neyi yani takip edelim. Yanileri yani, de doğru değil toparlayacak de toparlayacak olursak. Tabi etiket bilgileri de %100 doğru değil şu anda propolislerin. Çünkü propolisin kodeksi ve tebliği daha yeni yeni çalışılıyor hem ülkemizde hem dünyada. Ama şuna dikkat edin. Tek başına suyla özütlenmez. Tek başına zeytinyağı vesaire gibi yağlarla özütlenmez. Propolisin özütlenmesinde mutlaka suyun yanında etanol, glikol, gliserol gibi işlem yardımcılarının kullanılmış olması lazım. Buna bakmanız lazım. Bunu özellikle belirtiyorum. İçeriğine Böyle, bakalım. İçeriğine bakalım. Etiketine saf bakalım. Saf propolis miktarı yazmalı. Mesela %30 oranında saf propolis içeriyor dediğimizde %30 oranında saf propolis içermiş Kim olmalı. Kim üretmiş? Bunu mutlaka internet sitelerinden araştıralım. Sertifikalarına ürünler. bakalım. Evet bunlara dikkat et. Kalite sertifikalı her partisinin analiz raporu olan ürünler bunları tercih etmek lazım. Biliyor musunuz? Yine propolis Bitmedi ama programımız bitti. Gerçekten <gülüyor> evet. <gülüyor> Sevgili izleyenler, başka bir programımızda propolis'e devam edeceğiz. Biliyorum bir sürü sorularınız var. Sorularınızı bize göndermeye devam edin. Programımız devam ediyor. Sevgili izleyenler, Doktor Aslı Hanıma veda ettik. Stüdyomuzdan ayrıldı. Şimdi tüm hafta boyunca sosyal medyadan bize en çok sorduğunuz soruları derleyip toparlayıp sizinle sohbet ettiğimiz bölüme geldik. Bugünkü konumuz estetik cerrahi. Estetik cerrahi konusunda bize oldukça fazla soru soruyorsunuz. Son dönemin popüler konularından biliyorum. Sizlerden gelen soruları bugün Mümkün olduğunca çokça soruyu özellikle cevaplamaya çalışacağım. Biliyorsunuz ki Türkiye'de sağlık kuruluşlarının hizmet kaliteleri ve güvenirlikleri, güvenirlikleri gerek teknik donanımları, gerek, gerek sağlık personelinin yüksek deneyimleri, gerekse de fiyat yönünden oldukça avantajlı oluşları ile gezi ve alışveriş olanaklarının zenginliği Türkiye'yi talep edenlerin sayısını dikkat çekici ölçüde arttırmakta. Türkiye'de özellikle estetik ve güzellik amaçlı uygulamalar gelişmiş teknolojilerin de yardımıyla başarıyla uygulanıyor. Estetik operasyonların Türkiye'de fazla yapılıyor olması Türk hekimlerinin başarılarını da Türkiye'de sınırları dışına taşımış durumda. Nedir bu estetik operasyonlar? Bunları konuşalım. Estetik operasyonlar aslında cerrahili ve cerrahisiz olmak üzere ikiye ayrılıyor. İkiye ayırdığımız bu işlemlerde tatil boyunca yaptırdığınız botoks ve dolgu işlemleri, tatil sonrası ülkenize dönmeden, işe başlamadan önce yaptırdığınız cerrahi uygulamalar, yani hastanede yatış gerektiren ameliyat dediğimiz uygulamalar arasında da yüz ameliyatları, liposuction yani yağ aldırma ameliyatları, e meme büyütme ameliyatları ve birçok aslında benden daha iyi bildiğiniz operasyonlar var. Estetik operasyonlara özellikle biz kadınlar çok düşkünüz ama biliyorum ki son zamanlarda erkekler de estetik cerrahların kapısını çalmakta. Şimdi hafta boyunca sosyal medya üzerinden sizlerden gelen soruları cevaplamaya başlayalım. İlk sorumuzla başlayalım ne dersiniz? Meşhur sorudur hanımlar arasında. Meme protezlerin ömrü ne kadardır? Meme protezlerin ömrü aslında ömür boyunca Bundan 10-15 yıl öncesine gittiğimizde meme protezlerin daha çok değiştirilmesi gerekirdi süreç içerisinde. Yani 10-15 sene içerisinde değiştirilmesi düşünülürdü. Ama şimdiki yapılan anatomik protezlerle meme protezleri artık değiştirilmiyorlar. Sonsuza kadar sizinle kalıyor. Şimdi çoğunlukla sohbetlerde geçirdiğimiz konudur bir sanımlar. Yine çok konuşuruz biliyorsunuz. Meme protez patlar mı? Eee, meme protez patlamaz. Çünkü Artık patlamaz. Yani dediğim gibi bir 10-15 yıl öncesine gittiğinizde meme protezlerin patladığını hatta televizyonlarda falan da seyrederdik. Ama şimdiki protezlerin öyle bir yapısı var ki inanın bana çok güçlü. E, hatta bununla ilgili de bazı haberler okuyorsunuzdur internette falan da çok geçiyor. E, üzerinden kamyon falan geçiriyorlar. Ama hani protezlerin patlamadığı görülüyor. Çok özel bir madde. Bu arada meme protezlerle ilgili e, asıl hala konuştuğunuzda ve sorduğunuzda onlara silikon dediğinizi duyuyorum. E, meme protezler artık silikon değil. Önceden konuşulurdu. Silikon şimdi neredeyse bir sanayi maddesi gibi bir şey. Meme protezleri nasıl yapısı silikon değildir. Yani sizler soru sorarken silikon yaptırabilir miyim? İşte e, meme silikon gibi konuşuyorsunuz ya da dudaklara silikon gibi konuşuyorsunuz ama bunlar çok ayrı. Vücuda çok uyumlu, çok özel maddeler ve artık patlama riski diye bir şey yok. Meme protezler ömür boyu sizinle. Şimdi meme protezden sonra yine hanımlar ve beyler, beyler özellikle göbek ve bel bölgesindeki yağları aldırmak için biliyorum çokça başvuruyorlar kliniklere de sorularda da oldukça birçok beyefendi gördüm. Hakikaten e, liposuction yaptırmak için kaç kilo olmamız lazım? İşte kilo mu vermemiz lazım? Ne yapmamız lazım? Çok kilolular yaptırabilir mi? Peki çok kilolular derken tabii bunun ölçümü nedir? bunu bilmek lazım açıkçası. Şimdi hekimlere sorduğumuzda, işin ilmine, ilme sorduğumuzda vücut kitle indeksi 35-40'ın üzerinde olan herkes liposakşın yaptırabilir. Liposakşını özellikle hekimlerin söylediği öncelikle biraz zayıflayın. Sarkmalarınız oluştuğunda, sporla gitmeyen yağlar oluştuğunda birikmiş bölgelerinize artık liposakşın yaptırabilirsiniz. Liposakşın nasıl mı yapılıyor ben ekleyeyim. Aslında artık lazerle yapılan liposakşınlar da var. Öyle bildiğiniz gibi çok travmatik bir operasyon değil. Bunların konuşulduğunu biliyorum. Haftalarca böyle ağrılar falan da çekmiyorsunuz. Çünkü estetik operasyonlar şimdi o kadar konforlu. Hekimler o kadar iyi. Hastane bakım onlara o kadar iyi ki estetik operasyonlarda hakikaten çok fazla ağrı çekmiyorsunuz. Liposuction'ın da çok ağrılı bir işlem olduğunu düşünüyorsunuz ama hayır. Hastane yatışı bir gece ve birkaç hafta korse takılması gereken basit bir işlem aslında. Şimdi yağlarımızı da aldırdık, zayıfladık. Bakalım daha neler sormuşsunuz bize. Estetik operasyonlarda evet bize çok gelen sorulardan biri açıkçası. Estetik operasyonlar evet yüz ameliyatları yaptırıyoruz, yağlarımızı aldırıyoruz, burnumuzu yaptırıyoruz, gençleşiyoruz. Peki bunları sigorta ödüyor mu? Özellikle yurt dışından başvuran kişiler yurt dışı sigortalarının ya da Türkiye'deki insanlarımız Türkiye'deki sigorta şirketlerinin e, estetik operasyonları ödeyip ödemediğini çok merak ediyorlar. Ama maalesef size kötü bir haberim var. Sigorta şirketleri estetik operasyonları maalesef kapsama içine almıyor. Henüz bir sağlık pro sağlık problemi olarak görmüyor. O yüzden estetik operasyonlar sigortalar tarafından ödenmediğinden özel olarak ödenmesi gereken işlemler. Ve hangi yaşta estetik olabiliriz? Estetik operasyonların yaşı yok. Fakat Tabii ki 18-20 yaşının sonrası kişinin büyümesini tam, gelişmesini tamamlaması gerekiyor. Biz biliyoruz ki şimdi haberlerde izliyorsunuz, özellikle yurt dışında Amerika'da 13 yaşa kadar inmiş durumda sosyal medyadaki bu filtreler kişilerin, gençlerin maalesef güzellik anlayışını değiştirdi. Artık 13 yaşa kadar inmiş olan estetik işlemleri kişilerin işte burnumu daha farklı yapar mısın doktor? Yanakların biraz daha gerilsin. Aynı bu filtrede önceden ünlüler gibi olmak isteyen gençler şimdi filtrelerdeki gibi olmak istiyorlar. Ama sevgili gençler, genç bayanlar ve genç erkekler tabii ki ayakları yere basan, eğitimi düzgün, ruhu genç, ruhu estetiksiz Olmanız çok daha doğru. Estetik operasyonlar için çok genç başvurmanız doğru değil. Doktorunuz sizi mutlaka yönlendirecektir. Bazı operasyonlarda çok genç yaşlarda yapılabilirken örneğin bir kepçe kulak işlemi, daha erken yaşlarda yapılabilirken bir burun ameliyatı, bir liposakşın, bir meme operasyonu 18-20 yaşını geçmeniz beklenir. Özellikle yurt dışından Türkiye'deki hastaneleri tercih eden kişiler biliyorum ki estetik operasyonlarının yanında paket programlar da tercih ediyorlar. Nedir bu paket programlar? Otel rezervasyonu, uçak bileti, hatta rehberlik hizmetleri, yanlarınızda bazen de yabancı arkadaşlarınız oluyor biliyorum. Bütün bunları kapsıyor mu hizmetler derseniz evet hastaneler ve sağlık turizmi ajantalarınız tarafından bu hizmetlerde karşılanıyor. Pazar Sohbeti programının sonuna geldik. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı ve tedavi için doktorunuza başvurun. Haftaya görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.